Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu programımızda özellikle doktora sonrası araştırma yapmak isteyenler için, yani post doktora nasıl yapılır bunu konuşacağız. Konuğumuz var. Konuğumuz Mardin Artuklu Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Hatice Kübra Uygur. Sayın hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ederiz. Korona sürecinde evdesiniz sanırım. Evet. Şahmeran'la beraber. Hepimizin olduğu gibi. Şahmeran'la beraber keyifler yerinde herhalde. Kesinlikle olmazsa olmazımız. Evet, doğru hocam. Hocam, postdoktora nasıl başvurulur? Bunun hakkında deneyimlerini alacağız. Sen de Amerika'da postdoktora yaptın. Çok iyi bir üniversitede doktoranı yaptın. Adını her ne kadar söylemesek de. Ve burada deneyimlerini hem postdoktora yapacak olan öğrencilerimiz için düşünen, hem de doktorasını tamamlamış sevgili meslektaşlarımız açısından bilgi birikimini paylaşırsan çok seviniriz. Elbette, elimden geldiğince ben her sürecin kendine ait ve biricik olduğuna inanıyorum. Elbette ben bu süreçte kendi deneyimlerimi anlatacağım. Ben 2017-18 yılları arasındaki dönemde postdokumu yaptım. Ancak tabii bu süreç 2017'de başlıyor dediğiniz zaman en az evveliyatına bir 2 yıl öncesini koymanız gerekiyor. 2016'dan itibaren karar verdiğimde üniversite araştırma süreciyle başlıyorsunuz. Daha doğrusu önce Türkiye'deki sürecin nasıl işlediğine, postdokun ne olduğuna dair bir fikrinizin olması gerekiyor evvela. Ya oradan başlayalım. Postdok nedir hocam? Yani doktora sonrası araştırmadır ve siz bir üniversiteye gittiğinizde o üniversitenin de misafir araştırmacısı oluyorsunuz. Visiting researcher dedikleri konumda gitmiş oluyorsunuz. Biz postdoka giderken tabii Türkiye için konuşuyorum, kendi deneyimlerim üzerinden konuşuyorum. Üzerinden de zaman geçti. Değişiklikler mutlaka vardır. Sosyal bilimcilere hitap edecek. Çok önemli. Elbette. Çok özür dilerim. Sözünü kestim hocam. Özellikle de yani sayısal ya da sayısal alanlarda bu tür konular çok biliniyor. Ama sosyal bilimlerde bizim özellikle filoloji alanında çok fazla bilinmiyor ve farkındalık da yok. Hani bu program belki buna biraz katkı sağlar, hizmet ederse ne mutlu. O anlamda bilgi birikimin, deneyimlerin çok değerli bizim için. Çok teşekkür ederim ama çok haklısın. Şu konuda şunu söyleyebiliyorum. Çünkü sosyal bilimlere bir üniversiteye neden gitmeniz gerekiyor? Siz TÜBİTAK'la başvuracaksanız, ben 22-19 programı içerisinde başvurduğum için... Bir taraftan da onu da gösterelim istersen hocam. Şöyle olur. Hemen postdoktoraya başvurmak için... Evet. TÜBİTAK 22-19'la başvurup gittim ben ve şu noktada söylediğinize hocam şurada katılıyorum. Gerçekten sayısal alanlarda laboratuvar ihtiyaçları, teknik ekipmanlar ve bu tür ihtiyaçlardan dolayı çok daha fazla katkı da alabiliyorlar. Sosyal bilimlerde siz gideceğiniz üniversiteyi, hocanızı, Türkiye'deki işte başvurduğunuz yeri, burs almak istediğiniz yeri ikna etmeniz gerekiyor. Sizin bu çalışmayı neden Türkiye'de yapamayacağınız? Sadece işte kütüphaneleri çok iyidir demek artık yeterli değil. Çünkü bütün kütüphaneler erişime açılmış durumda. Dolayısıyla o kadar iyi yani bir konu bulmanız evvela, o konunun etrafında nedenlerinizi, orada çalışmanın önemini, hocayla birlikte seçtiğiniz danışman hocayla birlikte çalışmanın önemini çok iyi belirten bir proje yazmanız gerekiyor. Ama bundan öncesinde tabii böyle birazcık şey olarak karışıyor olabilir ama sosyal bilimcilerin neden daha zor olduğunu, çünkü ikna etmemiz gerekiyor. Yani bence en önemli temel sebep burada iki tarafı da. Hem yurt dışında davet mektubu almak istediğiniz hocayı, kendisiyle neden çalışmak istediğinize, hem de Türkiye'de burs alacağınız kurumu, bu TÜBİTAK olabilir, Fulbright olabilir, artık nereye başvuruyorsanız, ikna etmeniz gerekiyor. Bizim zorluğumuz ne bu noktada? Sosyal bilimci olmak. Yani, suçumuz bu. Evet, suçumuz bu ama yani öyle değerlendirebilirim. Ama siz iyi bir ikna ve o çalışmanın gerçekten o üniversitede ve o hocayla yapılması gerekliliğine ikna edebilirseniz karşınızdakilere, olaylar gelişebiliyor ve gerçekten de bu konuda size herkes yardımcı oluyor ve TÜBİTAK da sağ olsun bu konuda elinden gelen desteği size sağlamış oluyor. Belli şartlar, belli koşullar altında elbette ki. Tüm şartlarını da sağlamanız gerekiyor bu arada. Evet, şimdi postdoktora dediğimiz şey, biz temelde herhalde
TÜBİTAK'ın 22-19 ile başvuruyoruz. Doktora sonrası yüksek araştırma burs programı olarak da geçiyor. Siz de sanırım bununla gittiniz hocam. Ben bununla gittim ama MEP burslusu arkadaşlarımız vardı orada. Fulbright'tan gelen, Fulbright'la gelen arkadaşlar vardı. Farklı burs programları araştırabilir hocalarımız, arkadaşlarımız. Bu bir seçenektir. Tabii ben deneyimlerimi 22-19 üzerinden anlatacağım. Tabii. Ama tek bir yol olmadığını bilmelerini istiyorum. Şimdi nasıl başvurulur? Oradan başlayalım mesela hocam buna. Sürecin içerisinde çok ilginç bir şey var aslında. İsterseniz aynı anda götürmeniz gereken, yani eş zamanlı götürmeniz gerekiyor ama biri olmadan diğeri olmayan bir süreç takip ediyor sizi. Dolayısıyla öncelikle bir kabul mektubunuz olması gerekiyor. Evet, çeşitli ülkeler kabul mektubu, acceptance letter dedikleri, işte sizin almanız gereken bir süreç. Bu tabii ki sizin, ben kendi adıma yaptığım şeyi söyleyeyim. Üniversitelere girip, üniversitelerdeki hocaları araştırıp, o hocalarla iletişime geçmeye çalıştım. O hocalara mektuplar yolladım. Kendimi tanıtan, yapmak istediğim projeyi tanıtan, anlatan mektuplar yazdım ve onların maillerine gönderdim. Yurt dışında hocalarla en çok hani süreç içerisinde gördüğünüzü ve kültürünüzü artırıyorsunuz ya, postdoc'un bir amacı da bu zaten. Yeniden yenilenmek, doktora içerisindeki o bütün sürecin içinden yenilenip başka bir dünya görüşü, başka bir anlayış, başka bir eğitim sistemine dahil olma çabanız. O yüzden sürecin kendisi bence baştan sona sizin karar vermenizden dönüşünüze kadar her şekilde sizi geliştiren bir süreç. Yani isterseniz kabul almayın. Buna uğraşmak bile, bu çaba bile bir sürecin kendisi bence. Çünkü o projeyi yazabilmek, hocalarla iletişime geçebilmek. Oradaki yazdığım hocalardan pek çok üniversite. Size tavsiyem kesinlikle tek bir üniversiteyle bağlantı halinde olmayın. A, B, C, D planlarınız olsun. Birden fazla üniversiteyle iletişim halinde olun. Çünkü hangi hocadan hangi yani kabulün geleceğini bilmiyorsunuz. Çok mutlu olduğunuz konu kesinlikle bu hocayla ilgili kesinlikle bana dönüş yapar dediğiniz bir hoca. Vaktim yok diyebiliyor. Bu sene uygun değilim diyebiliyor. Öğrenci kontenjanımı doldurdum diyebiliyor. Ya da konu artık benim ilgi alanımda değil diyebiliyor ama ne olursa olsun size bir cevap veriyorlar. Bu beni çok etkilemişti. Gerçekten açıkçası. Ben de bu sene işte postdoktoraya konuşmuştuk, gerçi postdoktoraya başvurdum. Hı-hı. Kabul mektubu için Amerika'dan tutun da, yani işte Avrupa'dan Amerika'ya kadar pek çok üniversiteye tabii ilgili, bunu da belirtelim. Yani herhangi bir üniversitede herhangi bir hocayı bulmak değil, tabii ki çalışma kolumuzla alakalı, birincil derecede alakalı bölümü bulup oradan hocayı bulmak. İşte biz halk bilimi için, yani folklor disiplini açısından konuşuyorsak, özellikle üniversitelerdeki halk bilimi bölümlerini var olan üniversiteleri önce tespit edip sonra oradaki hocaların CV'lerine tek tek bakıp hangi alanda nasıl çalışıyor, daha sonra oradan belirlediğimiz o hocaya, Kübra hocamın da dediği gibi, projemizi anlatan, neden orada yapmamızı, neden onunla çalışmamızı gerektiğini, yani onu ikna edecek bir şekilde İngilizce olarak tabii ki arkadaşlar. Tabii. İngilizce bir mektup hazırlayıp ona göndermek. Ve gönderdiğiniz zaman da gerçekten %90'ı, %80'i eğer mektup eline geçmişse size geri dönüş sağlıyor. İşte ben genelde hep Covid'den dolayı sürecin kötü olduğu ile ilgili, belirsizlikten dolayı olumsuz baktılar bana hocam. Sadece birkaç yer olumlu döndü. Onlar içerisinde hani eleme yapıyorsunuz. Yani sizin için hangisi daha iyi olacaksa sonra siz de tabii ki kabul mektuplarına da cevap vereceksiniz aynı nezaket içerisinde. Tabii bu ki. Önemli. Evet, biraz önce sosyal bilimci olduğumuz için dezavantajlarını konuştuk ama hemen halk bilimci olduğumuz için de ne kadar şanslı olduğumuzu söylemek gereği duyuyorum bu noktada. Çünkü disiplinler arası bir bakış açısına sahip olduğumuz için sadece üniversitelerin folklor, mitoloji, edebiyat bölümlerine değil, çok daha geniş bir çerçevede çalışma alanınız sosyolojiyle, psikolojiyle, felsefeyle, kültürle, dinle ilişkili ise eğer bir ayağı projenizin, diğer o bölümlere de başvurabiliyorsunuz. Yani dolayısıyla biz gerçekten halk bilimci olarak sosyal bilimlerde çok açık bir alana sahibiz ve dünyada kabul gören çalışmalar da yapabiliyoruz. Hani tozlu raflarda kalmadığı için çalışmalarımız, disiplinler arası olduğu için, dirsek temasımız olduğu için diğer bölümlerle de imkanımız, yani bir yere başvurabilme, normal şartlarda edebiyattan ya da başka bir alanda olsa bir yere başvurabilecekken biz seçenekleri arttırabiliyoruz. Medya, kültür, dediğin gibi hocam arkeoloji olabilir bu, sosyal... Aklınıza ne gelirse. Psikoloji, herhangi, yani
çalışma alanınızla ilgili yaklaştığınız kuramsal altyapı çok önemli bu anlamda. Kesinlikle. Yani sizin projenizin neyle ilgili olduğu ve neyle ilişkilendirmek istediğiniz. Zaten disiplinler arasılık bence bu işin içindeki püf nokta. Ben arkadaşlarımıza o yüzden projeyi yazarken disiplinler arasılığa dikkat etmeleri ve bu ilişkiyi kurmalarını tavsiye ediyorum. Hani projenin kabul edilirliği ya da karşıdaki hocanın sizi daha cazip görebilmesi farklı bir disiplinden geliyor ama bizimle ilişki kurmak istiyor dediğinde de daha fazla artabiliyor. Bu medya olabilir, iletişim olabilir, psikoloji, sosyoloji her neyse işte alanınız. Alanınızı neyle ilişkilendirebiliyorsanız bunlar olabilir. O yüzden bu noktada da bizim için büyük bir avantaja dönüşüyor. Bir püf nokta olarak da bunu söylemek isterim yazarken açıkçası. Evet. Kabul mektubu. Projeyi yazarken de ve kabul mektubu almak için de elbette. Evet, kabul hocam. Mektubunu aldık hocam. Hı-hı. Öncelikle araştırdık. Yani tekrar şöyle kısaca bir özetlemek gerekirse. Öncelikle konuyu belirleyeceğiz tabii ki her şeyden önce. Yani evet. Ben neden postdoktora yapacağım? Değil mi? Hı-hı. Konu. Evet. Yani hangi alan üzerinde? Sonra ilgili üniversitelerde ilgili hocaları bulacağız. Kabul mektubunu da aldık. Sonrasında ne yapacağız? Hemen devam edeyim. Önce konumuza inanmanız gerekiyor. Bu konunun yani birazcık süreç içerisinde kendinizi de ikna etmeniz gerekiyor. Bu konu o kadar önemli ki dünyanın şu üniversitesinde şu hocayla mutlaka çalışılması, bu bakış açısına kazanılması gerekiyor. Bu benim hem kendi gelişimim için hem de Türkiye'ye geri döndüğümde, kendi ülkeme geri döndüğümde faydalı olabileceğim. Ki bu da projenin içerisinde yazmanız gereken, Türkiye'ye katkısı ne, size kendinize katkısı ne? Bu soruları cevaplandırabilmelisiniz. Sizin kendinizi ikna etmediğiniz bir proje, öylesine yazdığınız bir proje geçmiyor. Çünkü hocalarımız orada o kadar bu işin ehli insanlar ki sizin neyi ne amaçla yazdığınızı zaten çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla siz kendi projenize inandığınız takdirde bunu karşıya daha iyi ifade edebiliyorsunuz. Davet mektubunu aldınız. Hemen TÜBİTAK'ın dönemleri var. Sayfada biraz önce göstermiştiniz. Belli dönemlerde. Elbette. Mesela TÜBİTAK'ın genelde evet, tıkladık. Evet. 22-19'un açıldığı dönemler var. Hı-hı. Bu dönemlerde bu dönemlere uygun bir şekilde hemen bakın davet mektubu, uzmanlık belgeniz, yabancı dil belgeniz, araştırma önerinizle ilgili formlar var. Yani 20 sayfadan fazla bir form var orada. O formda hepsinde tek tek gerçekten en iyi şekilde açıklamanızı istiyorlar. Sizden kendinize bu projenin neden önemli olduğu. Çünkü elinizde davet mektubu var. Diyorsunuz ki benim elimde şu üniversiteden şu hocayla alınmış bir davet mektubu var şu süreyle, şu sürede çalışmak üzere. Ve konum da şu. Bu konunun da tüm ayrıntılarıyla işte amacı, kapsamı, yöntemi, metodolojisi neden orada çalışmam gerekiyor? Neden o hocayla çalışmam gerekiyor? Bunlar gerçekten çok önemli süreçler. Burada bu şeyi yazıyorsunuz. Tabii belli puanları var. Şu anda görüyorum. YDS, YÖKDİL sınav puanlarınızın olması gerekiyor. Ancak bazen şunu da yapabiliyor üniversiteler. Bu puanınız olacak o TÜBİTAK'la ilgili başvuru sürecinde. Zaten başvuru yapabilme şartınız ama başvurduğunuz üniversitede size İngilizce sınav yapmayı teklif ediyor. Yani onların İngilizce dil bölümleri sizinle Skype üzerinden, Zoom üzerinden ya da işte belirli saatte bazen belirli bir ücret yatırarak, bazen herhangi bir şey yatırmadan onların yaptığı sınava da girmeniz gerekiyor. Yani sadece şu anda gördüğüm için YDS, YÖKDİL ya da TOEFL. TOEFL evet. Genelde yeterli oluyor ama bu diğer sınavlar için böyle bir istekleri olabiliyor. Sizinle gelmeden önce hem tanışmak adına hem de görüntülü bir görüşme yapıp İngilizcenizi test etmeleri adına böyle bir sınava girmeniz de gerekebiliyor. Bu TÜBİTAK'ın dışındaki bir olay mı şu anda? Evet. Siz TÜBİTAK'a ilgili yabancı dil belgelerini zaten var kabul ediyorum şu anda ben. Ve onun üzerinden konuşuyorum tabii ki. Hemen mesela dediğin gibi hocam eğer işte Fulbright'ın farklı, 22-19'un farklı bir süreci var. Bunları kendini evet. Kendi içerisinde değerlendirmek gerekir ama biz 22-19 için konuştuğumuzda 4 tane temel bir kere istekleri var. Bunlardan bir tanesi biraz sonra göstereceğiz araştırma önerisi. Yani evet. Projeniz. Sonra, aslında bahsettiğimiz yani tabii, şimdi. Uzmanlık belgesi, doktora diplomanız, hı-hı. Davet mektubu ve yabancı dil belgesi. Hı-hı. Davet mektubunu da zaten burada açık diyor. Araştırma konusuyla ilgili karşı taraftan alacağınız, sizi davet ettiğini yazan antetli kağıda yazılmış bir davet mektubu olacak. Karşı taraf için önemli olan bir şeyi söylemek istiyorum. Sizin onlara şunu ifade etmeniz gerekiyor. Maalesef üniversiteler kendi bütçelerini
Çok daha sonrasında sizi tanıdıktan sonra belki sizlere burs vermeyi ya da sürdürmeyi kabul edebiliyorlar ama öncesinde ben kendi ülkemden, kendi devletimden burs alıp geleceğim demeniz gerekiyor. Ve onlar da size davet mektubunda özellikle o cümlenin altını çizerek yazıyorlar. Herhangi bir burs şu anda ilk, yani hani öyle bir beklentiniz varsa ben onlardan davet mektubu şu demek değil. Karşı taraftaki üniversite sizin bursunuzu karşılayacak anlamda hiçbir şey yok. Hani bu konuda netleşmemiz gerekiyor maddi olarak da çünkü. Davet mektubunu zaten yazıyorlar dediğin gibi. Kesinlikle açık ve net bir şekilde onu ifade ediyorlar. Bizim evet, tarafımızda herhangi bir burs sağlanmayacaktır. Aynen bir burs verilmeyecektir. Kendisine hatta ben kendi aldığım yeni davet mektuplarından örnek vereyim. Kendisine bir işte oda içerisinde mesela masa sandalye diye ona varana kadar da yazıyorlar ya yani, tahsis edilecektir diye yani. Evet. Ama öyle bir şey olduğunda siz kütüphanelerde, o muhteşem kütüphanelerde çalışmayı tercih edebiliyorsunuz. Hı. Ama o da bir aidiyet hissettiriyor. Yani şu anda sizi kabul ettiklerine dair güzel bir cümle aslında. Oda ve masa tahsisi de önemli o noktada. Evet. Ama şunu açık bir şekilde yazıyorlar. Hani böyle bir beklentiniz varsa bu davet mektubu karşı taraftaki üniversitenin sizin bursunuzu karşılayacağı anlamına gelmediği konusunda. Hani ilk aşamada bu aşamaya yeni girmiş arkadaşlar, hocalarım için anlatıyorum. Davet mektubunda size kesinlikle herhangi bir burs sağlamayacaklarını ifade ediyorlar ve çok açık bir şekilde ifade ediyorlar. Zaten siz de onlara yazarken ben sizden böyle bir talepte bulunmuyorum. Ben kendi bursumu kendim bulup geleceğim. Sizden isteğim bana bu konuda davet mektubu göndermeniz. Burada çalışabileceğim, üniversitenin imkanlarından ve kütüphanesinden faydalanabileceğim, ID kartına sahip olabileceğim, üniversiteye giriş çıkış yapabileceğim. Çünkü süreç onlar için de bu şekilde işliyor. Siz gittiğiniz andan itibaren ID kartınızı yabancılar ofisine gidiyorsunuz. Kartınızı çıkarıyorlar, kütüphanelere giriş çıkışınız, üniversitenin belli ortamlarını kullanabilme imkanlarını sağlıyorlar size. Her şey o kadar profesyonel bir şekilde ilerliyor ki sizinle ilgilenecek kişi bile önceden belli oluyor zaten. Hocam Amerika'da bu çok oturmuş gerçekten, ben onu gördüm. İşte kabul mektuplarını hep yani yazışırken şeyi gördüm yani özel bir ofisleri var hatta bunun için. Evet, yabancılar ofisi. Pek çok üniversitenin. Post doktora için yapmak isteyenler için de ekstra bir bölümde kurmuşlar. Hı-hı. Şu an hatırlamıyorum ama belki Madison'da mı, Indiana'da mı bilmiyorum. Oralarda sizi direkt olarak neler yapmanız gerektiği, oturum izni nasıl alınır, işte hani bütün süreci anlatan bir şey de var orada, yönlendirme de var yani. Gerçekten dakik yani böyle hani geldiğiniz Hı-hı. anda neler yapacaksınız? Ona varana kadar kullanılıyor. Evet. Zaten o kadar profesyonel olmak zorunda ki sizin zaten sorumluluklarınız var. Siz orada bir yabancısınız. Hı. Ve doğal olarak J1 dediğimiz vize türüyle gidiyorsunuz. Evet. J1'i almayı da aslında kolaylaştıran sizin bu hocadan aldığınız davet mektubu ve TÜBİTAK'la gidiyorsanız eğer projenizin geçtiğine dair belge Amerika gibi zor vize alınan ülkelerde işi gerçekten kolaylaştırıyor. Ama kesinlikle net bir şekilde gidersiniz diyemiyoruz. Sadece gezmek için veya başka bir iş amacıyla gidenlerden daha kolay gitmenize yol açıyor, vesile oluyor diyelim. Siz oraya gittiğiniz andan itibaren, gittiğiniz tarih diyelim ki 18 Mayıs 2020. 19 Mayıs 2020 günü ülkeden çıkmış olmanız gerekiyor. Hatta J1'la bir yıllık süreyse eğer uzatmadıysanız sürecin içerisinde, işte saat farkından dolayı da bazen 20 Mayıs'ta gitmiş olabilirsiniz ama 19 Mayıs'ta Türkiye'ye, İstanbul'a işte neyse şeyde inmiş olmanız gerekiyor. Sürecin içerisinde o kadar titizler. Yani ve sizin yabancılar ofisi size ilk günden sizi alıyor. İşte burası market, burası alışverişin yapabileceğin yer, burası sağlık sigortasında seçenekler sunuyor. Amerika için konuşuyorum yine. Yani bütün hepsini size seçenek olarak sunuyor. Asla şunu yap demiyor. Senin seçeneklerin var diyor. Bu seçenekler içerisinde sizin için bir tur düzenliyor. Gelen öğrencileri toplayıp işte yabancı öğrencileri toplayıp çevreyi tanıttığı bir turu olabiliyor. Yani yabancılar ofisi gerçekten işini bu anlamda çok iyi yapan ve sizinle ilgilenen bir ofis. Ama sürecin sonrasında sizi sizinle baş başa bırakıyor. Çünkü siz yetişkin bir bireysiniz. Ve artık ondan sonrasında kendi başınızın çaresine bakıyorsunuz zaten. O oryantasyon programları oluyor yani. Kesinlikle oryantasyon programları olabiliyor. Siz talep edebiliyorsunuz. Kaçırmış olabilirsiniz. Benim bu aşamada arkadaşlarınıza şeyin tavsiyem şu olabilir, ben yapamadığım için, gidemediğim için çeşitli sebeplerden dolayı. Eylül'ün başında, Ağustos'un sonunda mutlaka Eylül başında eğitim, yani dönemleri ne zaman başlıyorsa gidecekleri üniversitenin, o dönemin başından en az bir hafta önce orada olsunlar. Benim en büyük kendi adıma yaşadığım aksiliklerden biri, süreç içerisinde ben Ekim ayında gitmek zorunda kalmıştım.
Dolayısıyla dönem başlamıştı. Dolayısıyla ev bulmak, hani sürecin içerisindeki gündelik hayatla ilgili kısma geçtiğimizde yine bahsedeceğim. Hani bu tür şeyleri yapabilmek için, ama ilk başta davet mektubunu alırken bir tarih aralığınız var. O tarih aralığına lütfen dikkat edin. Ve Ağustos'ta, hani Ağustos'un sonunda ya da Eylül'ün başında, 1 Eylül. Onlar 5 Eylül'de açılıyorsa, 1 Eylül'de açılıyorsa, siz de ona göre bir dönem içinde birkaç gün önce şeyinize dikkat edin. Evet, çok önemli bir yere değindin ama burada 22-19'da başvuracaklar için şöyle bir problem var aslında. Burada tabii onu da düzeltirlerse belki yayınımızı izleyen birileri olur, bilmiyorum. Şimdi ben örneğin kendimden örnek vereyim, işte süreç, hani birinci dönem başvuruları geçen ay son buldu. Bunun sonuçları Temmuz sonu ya da Ağustos ortasında açıklanacak. Ve dolayısıyla evet, ben bütün bu hani vizedir, işte diğer işlemler vesaire, bütün bunları düşünerek projemi mecburen Ekim ayında başlattım. Yani Ekim, yani hani kabul edilirse diye 1 Ekim'de başlattım. Çünkü Eylül olarak yazdığımız zaman da Ağustos'un, düşünün, 15'inde açıklandı diyelim. Evet. Ama bu 15 günlük süreçte diğer işlerin hallolması mümkün değil. İmkansız. Evet, evet, imkansız. Yani hani burada da aslında en azından birinci dönemi Haziran sonu ya da Temmuz başı, Temmuz ortası gibi açıklasalar, biz gibi işte Ağustos sonunda projeyi başlatıp önce entegre olmak da çok önemli. Çok doğru bir yere katıldın. Direkt gidip hani suyun içine atlamaktansa önce bir suyun etrafında gezmek. Yani orayı biraz gözlemlemek, bir hafta uyum sağlamak açısından, o şeyi atmak açısından, üzerinizdeki hantallığı atmak açısından çok faydalı olacak gerçekten. Evet. Evet, o süreç açısından dönemlerle ilgili öyle bir sıkıntı olabiliyor. Ama sonrasına yazılabilenler olabiliyor. Şöyle bir şey olabiliyor zaman zaman da. Davet mektubunu yazan hocadan bazen rica edilebiliyor. Hani tarih aralığını şuraya çekebilir misiniz? Ama bizim vize gibi Amerika'da için, Amerika için özellikle söylüyorum, İngiltere için. İngiltere'yi bilmiyorum, gitmedim ama arkadaşlarımdan dolayı söylüyorum. Amerika için, İngiltere için vize süreci ciddi anlamda zor. Evet. Yani gerçekten kaygı duyuyorsunuz. Hani elinizdeki bütün, ben hatta Amerika şunu söylüyor, yani inmiş olman bile uçaktan, Amerika'ya varmış olman bile içeriye alınacağın anlamına gelmiyor. Kapıdan gönderebilirler. Kesinlikle, çünkü biraz benim bende kalan travmatik kısmı şu olmuştu. Gittiğim dönemde Trump maalesef Türklere şeyi kaldırmıştı. Benim orada bir hafta öncesinden vizeyi almış olmam ve sonrasında bir parantez açıp öncesinden vizesi olanlar hariç dediği için giriş yapabilmiştim. Yani son dakikaya kadar bir gerilim yaşayabiliyorsunuz. Hani sürecin kendisi bu anlamda birazcık yoruyor. Ama yine söylüyorum, bütün bunların hepsi sizin eğitim sürecinize, sizin kişisel gelişiminize katkı sağlayan, bu süreçte harcadığınız çabalar, emek, hepsi, hiçbiri şey değil. Hani ben 2 yılımı harcadım. Öncesindeki 1,5 yıl hazırlık süreci, projenin yazımı, dönmesi, gitmesi, gelmesi, düzeltmesi, her şeyle birlikte, ülkede yaşanan sorunlarla birlikte 2015'ten 2017'ye kadar, gidinceye kadar, hani kafamda 2015'ten itibaren gitmek vardı. 2017'de gidebildim. Hani o 2 yıllık süreç boyunca sürekli bu işle ilgileniyorsunuz. Gerçekten başka bir alan açmıyor size. Yani hocaları bulmak, iletişimleri kurmak, projenizi şekillendirmek, kendinizi ikna etmek, gitmeye hazır olmak, bunların hepsi de psikolojik süreç. Çünkü siz burada 1 yıl en az, hani bir en uzun şey için, eğer uzatabilirseniz oradaki hocanız ve iletişiminizle 2 yıl belki Türkiye'de olmayacaksınız. Evet. Hani evini bırakan, şansını bırakan, eşini çocuğunu bırakan, her şeyinizi, bütün düzeninizi alt üst etmeniz gerekiyor. Bence en öğretici süreçte bu oluyor. Yıkıp yeniden yapmak. Hani o cesareti göstermek. Belli bir yaştasınız, belli bir konfora alışmışsınız. Hani doktora bitirdiği için söylüyorum hocalarım, arkadaşlarım. Sürecin içerisinde belli bir konumdaki insanlar, ama siz yurt dışına gittiğinizde, ben postdokun en öğretici, sırt çantanızı takıyorsunuz ve sadece kübra olarak gidiyorsunuz. Sadece işte İbrahim olarak oraya gideceksiniz. Hiçbir şeyiniz kalmıyor. Sadece kendinizle oraya gitmiş oluyorsunuz. Evet. Yani yolculuğun en güzel kısmı da bu sanırım. Ergenlenme yolculuğu aslında, değil mi? Joseph Campbell. Kesinlikle. Aynen. Ergenlenme yolculuğu. Evet. Campbell'ın ergenlenme yolculuğu. Bizim için de belki bu yaşta, bu süreçte, çünkü tam olduğum doktoram da bitti, her şey bitti dediğiniz bir noktada, hiçbir şey olmadığınız ve sıfırlandığınız bir noktaya dönüyorsunuz. Aslında yeniden öğreniyorsunuz. Çok güzel bir süreç bence. Yani ben şahsen hani kendi adıma, sen de öylesin biliyorum, yakından tanıdığım için yıllardır tanıyorum hocam.
Yani asla tam olduk diyemiyoruz. Kesinlikle. Demememiz gerekiyor. Buradan arkadaşlara da, öğrencilerimize de bunu şiddetle kulaklarına küpe yapsınlar, söyleyelim yani. Yani tam oldum demek aslında hiçbir şey olmadığının farklı bir söylemi. Yani. Evet. Ve sıfırdan başlamak, yani ben her defasında bir farklı bir kitabı okuduğumda, yani daha önce okumadığım bir kitabı okuduğumda aslında hani hiçbir şey bilmediğimi yeniden keşfediyorum. Kesinlikle. Yani bu anlamda da önemli. Şimdi yurt dışı tamamen farklı bir yer. Özellikle pek çok büyük üniversite var ilk yüzde. Onlardan birine ki gittin sen. Ve dolayısıyla yani oradaki çalışmaları, çalışma disiplinini vesaire gördükten sonra bizim, değil mi, ne kadar böyle aslında çalışmadığımızı fark ediyorsun. Evet, biraz öyle oluyor. Bir de kültür bilimci olmak, toplum sosyal bilimci olmak, hani ilk başta biraz dezavantaj gibi saydığımız şeyler aslında biz gidip bir sadece şeyin içinde değiliz. Yani bir laboratuvara kapanmıyoruz ya da sadece bir kütüphane içinde yaşamıyoruz ya da öğrendiklerimiz, yazdıklarımız, yazacaklarımız sadece bir kütüphane içinden öğrendiklerimiz olmuyor. Hayatın içine karışıyorsunuz. Sizin oradaki öğrendiğiniz her şey, otobüse binme kültürü, marketteki sıraya girme kültürü. Bakın bunların hepsi işte eğitimli, doktoralı, belli seviyedeki İnsan. hocalarımız, arkadaşlarımız, insanlarız. Evet, ama başka bir ülkeye gittiğinizde orada yeniden şekilleniyorsunuz. Çünkü yeni bir kültürün içinde yeniden yoruluyorsunuz. Her şeyin mümkün olabildiğini görüyorsunuz. Başka anlayışların, başka bakış açılarının olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla kendi zihninizde yeni kapılar açılmış oluyor. Sizin yani beyin de öyledir. Sürekli rutine alıştığında artık çalışmasına gerek yani çalışmaya gerek duymaz. Sizin bu süreçte yeniden kendinizi ben o yüzden çok önemsiyorum. Yeniden yenilemeniz için bu seyahatin, bu yolculuğun, bunun adı işte yani hac yolculuğu da öyle değil midir? Ya da Evet. yapılan gidilen yolculuklarda. Sanırım akademisyenin hac yolculuğu da bu postu onun. Biraz iddialı bir söylem oldu. Kesinlikle bir benzetmedir hani şey açısından. Tabii. Ritüelin, sürecin kendisi açısından benzetmedir. Hı. Bizim kendimizi yenilememiz, sıfıra çekip yeniden düşünmemiz, yeniden bir bakış açısı kazanmamız adına. Çünkü tehlikeli bir süreç. Doktorayı aldığınız zaman kendinizi tüm dünyada geçerli olan bir değere unvanınız var. Evet. Yani ben oldum dediğiniz bir noktaya da gelebilirsiniz. Hiçbir şey olmadı. Sıfırdan yeniden başlamalıyım. Yeniden çalışmalıyım dediğiniz bir nokta da olabilir. O yüzden yabancı bir ülkede belki bütün o korunaklı, güven duyduğumuz alandan çıkmanız da gerekiyor. Yani biz şu anda aslında postdoc'un örtük işlevleri üzerinde konuşuyoruz. Sohbetimiz biraz o mecraya kaydı ama Bunlar işin içinde biraz deneyim olunca sanırım hani teknik kısımlarını geçmiş oluyorum. tabii. Çünkü zaten bu sürece girecek hocalarımız siz de öyle girdiniz. Yapıyorsunuz, buluyorsunuz. TÜBİTAK Aynen. sizi o kadar güzel yönlendiriyor ki. Hani gerçekten bir başkasına sormaya bile ihtiyaç duymuyorsunuz. Tek Teknik tek, adım kısımlar, adım, madde madde. ben de sana katılıyorum. Teknik kısımları bir şekilde hani öyle böyle hallederiz ama bu işte bahsettiğimiz örtük işlevler, yani orada yaşadığımız kültürel bunalım, işte kültür farklılığı ya da diğer psikolojik etmenler, bunlar neler, yani bunlar da çok önemli gerçekten. Verdiğin bilgiler bu anlamda, hani deneyimler dediğim şey var ya, deneyimlerini paylaşırsam diye rica etmiştim. Bunun için özellikle istedim zaten. Evet. Diğer taraftan tekrar sayfaya dönecek olursak, burada başvuru Evet. yöntemini zaten açık diyor. Bir de tubitak.gov.tr üzerinden giriş yapıyoruz. Orada da Evet. sayfayı açtığımız zaman bizden bir takım bilgiler istiyor. Bir de bin sayfası zaten. Bilim insanını destekleme programı başkanlığının kurmuş olduğu. Ve burada bu sayfaya gittiğinizde zaten açık olan programlar orada da yazıyor. Evet. İsterseniz şöyle bir taraftan da oraya mesela hemen gidelim. Olur, gidelim. Bidev'in sayfası da çünkü sizin bir süre sonra haşır neşir olduğunuz, sürekli girip çıktığınız Arbis, Bidev, TÜBİTAK bunlara aşina oluyorsunuz ve süreç ne zaman... Evet, bu size böyle bir sayfa geliyor. Ben Hemen 22-11 genel yurt içi doktora burs programı var. 22-19 yurt dışı doktora programı olduğunu görüyoruz. Evet, İkinci, önceki evet, başvuruları birinciden. mesela, bunlar benim başvuru yaptığım, bunu işte 2020 yılında yapmışım şu inceleme şeyi. Aşamasında. Evet,
Şu da 2012 yılında yaptığım bir başvurumun reddedildiğini görüyorsunuz. Yurt içi doktora burs programı. Bu işte aslında sürecin içine nasıl vazgeçmediğinin de bir göstergesi. Yani bir kere reddedilmiş olmak bir şey ifade etmiyor. Asıl reddedildiği noktada tekrar devam ediyorsan başarı sağlamış oluyorsun. Zaten başarılı insanların çoğu bütün o başarısızlıklara rağmen devam eden kişiler. O yüzden lütfen sürecin içerisinde herhangi bir red yerseniz ikinci başvuru ne zaman deyip bir sonraki adım o olmalı. Yani tavsiye niteliğinde olacak. Yani sen neden reddediğinizi de bilin bu anlamda. Çünkü kendinize gideceksiniz. Mesela buraya başvuruya açık programlar. Şu anda baktım. Yurt dışı doktora burs programı var. 12. ayın 31'ine kadar, 2020'ye kadar devam ediyor mesela. Bakın. Yurt dışı doktora, aynı zamanda yurt dışında doktora yapacaklar için de bir programda hatta bunun için çekebiliriz. Yurt dışında doktora nasıl yapılıyor? Sonra farklı işte bilimsel etkinlik, yurt dışı bilimsel etkinlik, destek programları hepsini buradan izleyebiliyorsunuz. Evet. Diğer taraftan tekrar buraya gelelim. O yüzden TÜBİTAK'ın sayfası, yani gerçekten TÜBİTAK yetkililerine burada teşekkür etmek gerekiyor. Her aşamayı adım adım, basamak basamak sizi en iyi şekilde yönlendiriyorlar. O konuda netler yani. Hiçbir şeye açık kapı bırakılmıyor.